Merhabalar Şimdi size ilk sorumuzu soruyoruz Kendinizi ve bölümü kısaca tanıtabilir misiniz? Ee, tabii memnuniyetle ben Nevin Özkan 1981 mezunuyum aynı bölümden bir sene ara verdikten sonra kadro açılmamıştı o zaman gördüğünüz gibi bu sorunlar o zaman da var vardı ama şu anda daha kolay ve daha çabuk çözümleniyor bunun sevinci içindeyim bir sene bekledikten sonra bölüme yani mezun olduğum bölüme girdim ve burada o yıldan beri bulunuyorum. Öncelik, önce master yüksek lisans sonra doktora bildiğiniz aşamalardan geçerek bu noktaya kadar geldim. Bölümümüz de 1960 yılında kurulmuş. Üniversitemizin en önemli dil bölümlerinden biri. Çok değerli Suat Samim Sinanoğlu, çok değerli Şerafettin Turan hocamız gibi büyük hocalarımızın büyük çabaları gayretleriyle Ziya Ermumcu hocamızın gayretleri çabaları Süheyla Önce hocamızın, Necdet Adaba hocamızın gayret çabaları ve şu anda genç dinamik kadrosuyla e, iş başında e, yılda ortalama 250 öğrenci sahibi e, diyebiliriz. Hazırlık öğrencilerimiz 60 civarında oluyor her yıl. Göl bir hazırlık evresi geçirdikten sonra buraya Sıhhiye Dil Tercih Fakültemize Atatürkümüzün kurduğu güzel fakültemize geliyor öğrencilerimiz ve burada 4 yıl okuduktan sonra mezun oluyorlar. Ondan sonra yine yüksek lisans, doktora yapma şansları oluyor. E, tabii çeşitli dallardan dersler alabiliyorlar. Sadece bizim anabilim dalı derslerimiz değil, diğer dil bölümlerinden olsun, sanat tarihi gibi bölümlerden, sosyolojiden olsun, pek çok alandan, pek çok bölümden dersler alma şansı mevcut. İki İkinci bir dil öğrenme mesela kardeş Romen dilimiz var. Biraz isterseniz ondan bahsedeyim size. Romen dili ve kültürü kardeş bölümümüz var. Onlardan da ders alma şansları oluyor. İtalya'nın çok güzel burs imkanları oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla verdiği uzun süreli ve kısa süreli burslar oluyor. Bunun dışında dil okullarının verdiği burslar oluyor. O sayede de yurt dışına gidip bilgilerini genişletmeleri, daha çok deneyim kazanmaları mümkün oluyor. Öğrencilerimize bu yurt dışı imkanı sağlayabildiğimiz için çok mutluyuz. Bunda da tabii Türk Dışişleri Bakanlığımızın, Türk Milli Eğitim Bakanlığımızın ve İtalyan elçiliğinin payı büyük. Evet. Peki hocam, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümünü okumak öğrenciye ne kazandırır? Neden İtalyan Dili ve Edebiyatı Okumamayız. Evet güzel bir soru teşekkür ediyorum. Bence çok şey kazandırır çünkü İngilizce, Fransızca, Almanca dediğimiz temel diller tabii çok güzel ama ben hep şunu söylüyorum insan önce ana dilini çok iyi bilmeli, ondan sonra öğrendiği ikinci dili çok iyi bilmeli. Pek çok İngilizce, Fransızca ya da Almanca konuşuyorum diyen kişinin maalesef görüyoruz bunu sizler de görüyorsunuzdur kuşkusuz. Bu dillere çok vakıf olmadan bunu rahatlıkla söyleyebildiklerini, hatta girdikleri sınavlarda, formülerlerde bunları işaretlediğine şahit oluyoruz. Halbuki İtalyanca böyle değil. İtalyanca'yı gerçekten iyi öğreniyor öğrencilerimiz ve gerçekten iyi bilerek mezun oluyorlar. Ben bu kanaattayım. Ayrıca bir İngilizce, Fransızca, Almanca biliyorlarsa ve bu dille birlikte Türkçelerini de pekiştirerek bu bölümden mezun oluyorlarsa ne mutlu bize. Peki hocam, yurt dışı olanaklarından bahsedebilir misiniz? Yani Erasmus, staj ve dil kursu olanakları var mıdır? Varsa nelerdir? Erasmus olanakları var. Evet, teşekkür ederim bu soru için de. Çünkü Erasmus bağlamında öğrencilerimizi göndermek bizim için hakikaten çok önemli. İtalya'ya, ülkesine bu dilin konuşulduğu ülkeye göndermek son derece önemli. Birçok ülkeyle Erasmus bağlantısı yaptık. Bu konuda çok çaba sarf ettik. Bundan emin olabilirsiniz ve bunu iyi yaptığımız kanaatindeyim. Çünkü İtalya bölgesel farklılıklar gösteren bir ülke. Pek çok ülkede olduğu gibi ve İtalya'nın farklı bölgelerinden sadece kuzeyden ya da sadece güneyden değil örneğin bir orta İtalya'dan örneğin bir Sicilya'dan bir Sardunya'dan bir üniversiteyle de bağlantılı olmayı ben çok önemsiyorum ve böyle bağlantılarımız da var. Öğrencilerimiz de 24-25 öğrencimiz yaklaşık her yıl bir aksilik çıkmadığı takdirde İtalya'ya gidip bu burs imkan bu Erasmus imkandan faydalanıyor. Bu imkanı ülkemize gelen İtalyan öğrencilere de fakültemizde memnuniyetle ders veriyoruz. Geçmişte de örnekleri oldu. Umarım gelecekte de olacaktır. Dil kursları oluyor mu hocam? Yurt dışında İtalya'da Yurt dışında İtalya'da dil kursları da oluyor. Tabi Perugia Üniversitesi, Siena Üniversitesi gibi sadece dil eğitiminde uzmanlaşmış üniversitelerin bu tür eğitimleri var. Bunlara da biz tabii ki anlaşmalar var bu okullarla öğrencilerimizi gönderiyoruz. Bunlar bir aylık, iki aylık değişen sürelerde kurslar oluyor ve çocuklarımız buradan çok mutlu bir şekilde dönüyorlar. Destekliyoruz tabii ki dil kurslarını da destekliyoruz. Direkt üniversitelerin dil kursları hariç sadece yabancı dil eğitimi veren üniversitelerden söz edersek Perugia ve Siena üniversiteleriyle bağlantılarımız yıllardan beri mevcut ve öğrenci gönderiyoruz. Peki hocam, mezun olduktan sonra iş fırsatları nelerdir? İş e, iş fırsatları çeşitli dışişleri bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, Milliyetin bakanlığı gibi resmi kurum kuruluşlarda, İtalyan büyükelçiliği ve konsolosluklarında, Türk Hava Yolları gibi saygın kurumlarımızda, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu gibi yine adını sayacağımız pek çok kurumumuzda bu mezunlarımız dil uzmanı olarak çalışabilirler veya rehberlik yapabilirler, çevirmenlik yapabilirler. Pek çok kategoride iş imkanı var. Dışişleri Bakanlığımızın da kim kadrosu adı altında konsolosluğa yükselecek kadar imkan tanıyan bir kadrosu var bizim öğrencilerimizde, Dışişleri Bakanlığımızda. Çeşitli kademelerde dediğim gibi stajyer olarak, çevirmen olarak, kim memuru olarak, idari memur olarak, mahalli memur olarak çalışmakta. Peki hocam bölüme ilişkin son soru. Bu bölümü seçecek olan öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Bu bölümü seçecek öğrencilere disiplinli ve günü gününe çalışmayı tavsiye ederim. Çünkü Ural Altay dili dil grubundan geliyor malum Türkçemiz. İtalyanca ise Neolatin dili yani bir Neolatin dil demek Latince temelli bir dil. Dolayısıyla farklı bir dil yapısı var. Tabii çok basit, çok kolay yazması ve okuması İtalyanca'nın. Onun için bir İngilizce'de, bir Fransızca'da karşılaşılan engeller yok yazma ve okuma konusunda. Bunun güzelliğini ve rahatlığını da muhakkak vurgulamak isterim bu konuşmamızda seçecek öğrencilerimiz için. Ancak günü gününe çalışmak sevgili öğrencilerimize tavsiye edeceğimiz en önemli şey. Bunu sadece İtalyanca için değil her neyi öğrenecek olursak olalım tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi cümle yapıları farklı. Bunları daha kolay öğrenmek için, daha kolay benimsemek, özümsemek için gerek her gün diyelim bir miktar kelime öğrenime gerekse Disiplinli çalışma önemli. Bunun dışında dış basını takip etmek, örneğin bir İtalyan basını takip etmek, gazeteleri internet aracılığıyla okumak, filmleri ve kitapları izlemek, okumak, e, takip etmek, e, yani çağdaş İtalyan sinemasını edebiyatını okumayı takip etmeyi tavsiye ediyorum. Peki hocam, şimdi sorularımızı daha çok İtalyanca üzerine e, sormak istiyoruz. İlk sorumuz şu olacak, İtalyanca nasıl bir dildir? Kolay mıdır, zor mudur? kolaydır yani şöyle kolay. <laughs> Pietro Della Valle daha 17. yüzyılda söylemiş İtalyanca kolay bir dil diye gezginimiz Osmanlı topraklarına gelen. E, kolay bir dil şöyle dediğim gibi çok güzel bir Latince temelli dil olduğu için belli bir mantık içinde gelişen bir dil kullanabileceğiz. Biz bu dilleri yaşayan bir dil yani sokağa çıktığımızda ya da bir İtalya'ya gittiğimizde rahatlıkla İtalyanca kelimelere rastlayacağız. İtalya'ya gittiğimizde bizi çok güzel anlayacaklar. Karşılaştığımız kişiler bizimle iletişim kurmaya özen gösterecekler İtalyanca olarak. Yani bu dili biliyor olarak bir yurt dışına gitmek var. Bir de bu dili bilmeden gitmek var. Ben bu dilin yurt dışında da pek çok kapı açacağını bir sanat, kültür, müzik dili olarak pek çok alanda öğrencilerimize yararlı olacağı kanaatindeyim. Onun için zor bir dil demeyeceğim. Bence bir Türk öğrenci için en kolay öğrenebileceği yabancı dil diyorum. Peki hocam İtalyancayı akıcı bir şekilde konuşabilmek için ne kadar süre gerekir? Akıcı bir şekilde konuşabilmek için gerçekçi olmak gerekirse bir 6 ay gerekir. 6 ayda yani günlük meramımızı anlatacak, yani derdimizi anlatacak şekilde, günlük sorunları ya da olayları anlatacak şekilde dilimizi geliştirebiliriz. Şimdiki zaman, gelecek zaman ve basit bir geçmiş zaman kullanımıyla pekala işlerimizi İtalya'da da olsa yapabiliriz görüşündeyim. Peki sizce İtalyanca'nın en güzel ya da en ilginç özelliği nedir hocam? Sanat dili oluşu en önemli şey. Bu sanat e, dili oluşu. Rönesans'ın İtalya'dan çıktığını düşünecek olursak pek çok güzel eserin Rönesans döneminde yapıldığını bütün dünya kabul ediyor. Sadece resim ya da heykel alanında değil müzik alanında da bu böyle. Edebiyat alanında da böyle. Siyasetin temellerini değil mi? Hatta Machiavelli maalesef e, çoğu e, ülkede kötü tanınsa da Machiavelli e, öyle bir insan değil sadece insanların neyin doğru olduğunu, neyin yapılması gerektiğini ve e, temel e, prensipleri öğretmek için Hükümdar Hükümdaraddır e, kitabını yazmış. O da tecrübelerine dayanarak yazmış. Onu da herkese tavsiye ediyorum burada. E, yani bu siyasetin temeli bile düşünseniz Rönesans'ta atılmış. Yani o kadar çok şey o yıllara geri gidiyor ki 1500'lere kadar geri gidiyoruz. Yani hiçbir şey aslında çok yeni değil şu anda yaşamakta olduğumuz dünyada. Rönesans'ta bunların temeli. Ondan önce de eski Yunan, antik Roma'da da tabii ki atılmış ama ben şu anda içinde yaşadığımız dünya olarak bahsedecek olursam Rönesans'ı temel almamız gerektiği görüşündeyim. Peki hocam İtalyanca'nın dünyada geçerliliği nedir? İtalyanca'nın dünyada geçerliliği çok. Dünyada öğrenilen dördüncü yabancı değil. Bu bence bayağı güzel bir nokta. Güzel bir yerde İtalyanca. Neden? Çünkü dediğim gibi sanat dili, müzik dili, edebiyat dili, yani bir opera dinleyecek olursanız İtalyanca karşınıza çıkıyor. Bir araba modelinden bahsedecek olursanız yine ismi İtalyanca. O kadar çok yerde karşınıza çıkıyor ki yani yemek içmek yani gastronomi sektöründen moda sektörüne kadar, mimariden edebiyata kadar o kadar çok alanda günlük yaşamımızda Türkiye'mizde de İtalyanca var ki bunu biz ayırdına varmıyoruz aslında. Güncel yaşam için biz bunu fark etmiyoruz. Ancak dikkat edersek Böyle bir araştırma yaparsak bu ortaya çıkıyor ki biz bunu birkaç yıl önce yaptık öğrencilerimizle. Ankara'daki güzel de bir çalışma oldu. Ankara'daki İtalyanca tabelalar üzerinden bir çalışma yaptık. Öğrencilerimiz birkaç grup halinde bu iş yerlerini ziyaret ettiler. Oradaki insanlarla röportajlar yaptılar. Bunlar lokantalar, butikler, berber salonları, mimari ofisler Idi. ve oradaki insanlarla güzel bir konuşma çerçevesinde bu dükkanlar niye bu ismi verdikler, bu ofise neden böyle bir isim yakıştırdılar bunu araştırdılar ve bunun üzerine bir çalışma yaptık çok da başarılı oldu yani tahmin edemezsiniz o kadar çok etkisi var ki günlük yaşamımızda İtalyanca'nın ve İtalyan kültürünün. Hocam son olarak İtalyan dili ve edebiyatı okuyacak olan öğrencilere neler söylemek istersiniz? Çok iyi bir seçim yaptıklarını söylemek isterim. Çok başarılı olacaklarından eminim. Çünkü bugüne kadar pek çok öğrencimiz büyük başarı göstererek sadece dil ve edebiyat alanında çalışmalar yapmakla kalmadı. Sadece Hoca olup burada bizlere katılmadı ya da İstanbul'da ya da Türkiye'nin başka üniversitelerinde, okullarında hocalık yapmıyor. Türk Hava Yolları'nda pilot olan öğrencilerimiz de var. Yani farklı bir örnek göstermek gerekirsem de iki tane. Şimdi Dışişleri Bakanlığı'nda önemli pozisyonları yükselen öğrencilerimiz oldu. Dünyayı dolaşıyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar, bilgileriyle, donanımlarıyla ülkemize hizmet ediyorlar diyeceğim yapılacak iş o kadar çok ki e, yeter ki bu dili bu kültürü zevkle öğrensinler ki bunu da bu, bir kere bölümümüze geldikten sonra yapacakları kanaatindeyim. Çünkü biz burada bir aileyiz. Bizim gibi küçük demeyeyim ama bir Fransızcaya bir İngilizceye göre daha küçük addedilen ender dillerin avantajı bu oluyor. Biz bir aile gibiyiz. Hepimiz birbirimiz için, birimiz hepimiz için şeklinde çalışıyoruz. Böyle bir mantıkla çalışıyoruz. Onun için memnun kalacaklarını düşünerek hepsine şimdiden hoş geldiniz demek istiyorum. İtalyancayı sevin ve İtalyancayı seçin diyorum. İyi günler diliyorum hepinize. Teşekkür ederiz hocam. Sağ ol. Ben teşekkür ederim.